Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs anmaları ve kutlamaları bu yıl korona salgınının gölgesinde geçiyor. Bir de polisin engellemesi ve gözaltılar var. Hepsini bülten içerisinde sizlerle paylaşacağız. Ama önce 1 Mayıs gününün emekçiler açısından nasıl birlik, mücadele ve dayanışma gününe dönüştüğüne bakalım. 1 Mayıs'ın tarihçesi geliyor ekranlarınıza. Uluslararası Emek Örgütü verilerine göre bu yıl 1 milyon 600 bin işçi geçimini kaybetmekle karşı karşıya. Bu dünyadaki emekçilerin yarısından fazlasına denk geliyor. Pandemiyle birlikte gelen global krizde ILO işçilerin gelirlerinin ortalama %60'ını kaybedeceğini öngörüyor. Afrika'da bu oran %81, Avrupa ve Orta Doğu'da ise %70. İşçilerin ortak bayramı ilan edilmesi olarak kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün 1 Mayıs olarak belirlendi. Vorrai mio passo sopra questa terra amata. Suona il mio passo come un gran tamburo, ritmo di gioia e libertà. 1 Mayıs'ın Türkiye hikayesi ise 1911'de başladı. Osmanlı sınırlarında ilk kez Selanik'te tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlandı. 1912'de ilk kez İstanbul'da kutlandı. 1922'de ise adres Ankara'ydı. 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle tarihte ilk kez 1 Mayıs resmi bayram kutlaması yapıldı. Sento vicina. 1972 yılı 1 Mayıs'ı Türkiye için en kanlı günlerden biriydi. DİSK Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında ateş açıldı. 36 kişi hayatını kaybetti. 12 Eylül askeri darbenin ardındansa 1 Mayıs bayram olmaktan çıkarıldı. 2009'da resmi gazetede yayımlanan kararla 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi. 1 Mayıs'ın simgesi olan Taksim Meydanı'nda kutlamalar en son 2012 yılında yapıldı. Terra amata.